kişisel fikrim insanlar için de firmalar için de hani rezil olmanın eyvah rezil olduk ya deriz ya rezil olmanın rezilliğin bir seviyesi vardır olmalıdır en azından diye düşünüyorum. Hani bir firma düşünün. Ya rezilliğe alışmışlardır artık da. Ama bunun da bir seviyesi olmalı diye düşünüyorum. Sevgili Orhan Topdemir ulaşmış bana. Adem Hocam merhaba uzun zamandır kanalınızı severek takip ediyorum. Başıma gelen bir durum kanalınız için bir konu olabilir diye düşündüm demiş. Ben basitçe izah edeyim size. 12.03.2021 tarihinde değerli eşine ait General Mobile'ın GM9 Pro cep telefonunu Zeytinburnu'ndaki yetkili servis elden teslim etmiş. Yazılımsal donanımsal sorunu varmış. Kendi kendine donup yeniden başlamış vesaire. Bu üçüncü servise gidişi bu arada ürünün. Yine de yapılamamış. Kendisi elden teslim etmesine rağmen uzak olduğu için kargo ile geri göndermesini istemişler. Yetkili servis 29.03.2021'de MNG kargoya, hani şu rezilliklerine alıştığımız MNG kargoya ürünü teslim ediyor. 30.03 tarihinde de kargo aktarmada kayboluyor. Bu ne yazık ki ülkemizde kargo müşterilerinin başına özellikle son zamanlarda sıklıkla gelen bir konu. Ve ben aslında bunların artık bir noktadan sonra kaybolduğuna da inanmamaya başlamaya başladım. Öyle söyleyeyim. Çünkü ne hikmetse laptoplar kayboluyor. Çuval çuval böyle kuru bakliyatlar kayboluyor. Yani maddi değerleri yüksek şeyler. Tazmin talebine gelince de birazdan komediyi göreceksiniz. 8 Nisan 2021 tarihinde MNG kargo ürün kayıp diye tüketiciyi bilgilendirmiş sevgili Orhan kardeşimizi. Tazmin başvurusunda bulunun demişler. İstenen belgelerle birlikte başvurusunu yapmış kardeşimiz. Bu süreçte eşi telefonsuz kalmış. Pandeminin getirdiği zorluklardan dolayı da yeni telefon alamamış kardeşimiz. Doğrudur. Bugün şimdi düşünüyorum ben 1000 1500 2000 lira ek bütçe ayırıp da bir telefon almaya kalksam bizim ekonomik koşullarımızdaki insanlar için bu ciddi bir sıkıntı. Benim geçen ayki telefon faturama 5 lira 90 kuruş fazladan bir kalem yansıtılmış Vodafone tarafından. O da bir enteresanlık. Ek paket deniyor ama ne olduğunu kimse açıklayamıyor. Ben de bilmiyorum. Benim ek paket kullanmamı gerektirecek bir durum yok. Paketi bitiremiyorum zaten. Ne internet, ne telefon, ne SMS. Hiçbir şekilde benim paketi bitirebileceğim bir durum yok. E kaldı ki bu da ortada. Neyse konuyu dağıtmayayım ben. Sonuçta şöyle bir şey olmuş. Tazmin bedeliyle hani ben telefonun yenisini alırım. Ya e o yüzden hani çok da kendimi de zorlamayayım demiş kardeşimiz. 3 ay sürmesine rağmen dostlar sorun daha yeni çözülmüş. Fakat çözüm nasıl onu da söyleyeyim. Bugünün değeriyle telefonun fiyatı 1850 lira. Sevgili kardeşimizin telefonu aldığı fiyat 1400 lira. Fakat MNG kargo rezilleri kendi kaybettikleri paket ve telefon ile ilgili sevgili kardeşimize yani tüketiciye 129 lira 25 kuruş tazminat ödemeye karar vermiş. Şimdi bu sevgili kardeşimizin iki küçük çocuğu eşinde telefon olmadığı için bu olayın ulaşamıyor, sıkıntı oluyor şeklinde aynı zamanda bu işin bir de manevi tarafı var. Şimdi MNG kargonun bu rezilliği tüketicinin ne maddi zararını karşılayabiliyor ne de tüketicide oluşturduğu manevi zararı zaten ortadan kaldırabilecek bir durum yok. Kardeşimiz demiş ki en temel ve insani bir ihtiyaç olan iletişim aracı olan telefonu onlar kaybediyor. 4 aydır telefonsuz kaldık bana ödemek istedikleri rakam tam bir facia 129 lira. Sizce bu durum karşısında ne yapmalıyım ne önerirsiniz demiş. Bir defa öncelikle burada sorumluluk birinci dereceden MNG kargonun kendisinde. Biz şimdi yetkili servisi de burada bir kusuru bulamayız. Hani yetkili servis geç teslim etti desen olmaz. Onların tercih ettiği bir kargo olduğu için biz buradan bir sorumluluk yükleyebilir miyiz desen o da olmaz. Bana sakın MNG kargo ile göndermeyin onlar paket kaybediyor diye yetkili servisi uyarmamışız neticede. Yani burada birinci dereceden sorumlu tutulacak tek nokta MNG kargonun kendisi. Burada asıl toplumu da bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gereken konu en önemli noktalardan birisi şu. Dostlar, ürünlerinizi kargo olarak teslim ederken paket içeriğini mutlaka belirtin. Hatta biliyorum kargo ücretleri zaten yüksek, pahalı. Sigortalı göndermek istediğinizde bu bedel daha da yükseliyor. Fakat görüyorsunuz sonuçta ortada. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Biz diyebiliriz ki yetkili servis bu paketi neden sigortasız gönderdi diyebiliriz. Oradan ilerlenebilir durum. Bedelini ben ödeyecektim kardeşim sonuçta diyebiliriz. Fakat böyle bir talebimiz olmadığı için yetkili servise yine yetkili servisi burada zan altında bırakmak o da hani insani olarak baktığımızda çok da doğru olmayacaktır. Yine ne oluyor? İşin içine MNG Kargo'nun kendisinin zararın tamamını tazmin etmesi durumu geliyor. Hakem heyetine gitmeniz gerekiyor sevgili Orhan kardeşim. Hakem heyetine de durumu aktarmanız gerekiyor. Ürünün faturası sizin elinizdedir diye düşünüyorum. Sizin bu durumu ispat edebileceğiniz en temel nokta bu ürünü kargoya teslim eden telefonun yetkili servisi. Buradan yakalarız durumu. Yani karşı taraf şunu söyleyemeyebilir. Çünkü daha önce incelediğim yüzlerce dosyada kargo firmalarının bu yola kaçtığını gözümle gördüm. E biz paketin içinde ne olduğu nereden bilirim kardeşim? O yüzden zarar tazmin talebinde değerin ne olduğunun belirlenemeyecek olmasından dolayı dosyanın reddini talep ederiz diyor kargo firması. Tüketici diyor ki benim bunun içerisinde 1000 lira değerinde 20 kilo fındığım vardı diyor. Ne bileyim. Firma diyor ki ben nereden bileyim içinde gerçekten fındık var mıydı? Kapalı kutu diyor. Bu ürünler bize kapalı kutu gelir. Biz öyle sadece ürün teslimi yaparız diyorlar. Burada sizin çıkış noktanız o. Neticede bu ürünü kargo firmasına teslim eden General Mobile'ın yetkili servisi. Bunun bir telefon olduğu belli. Kayıp olduğunda kendileri de zaten beyan ediliyor, ediyorlar. Yapmanız gereken tek şey telefonunuzun faturasıyla buradan bir değer tespiti yapılabilmesini sağlayacaksınız. Sizin satın aldığınız değer 1400 lira elbette ki bu kullanılmış bir cep telefonu. Siz yine de 1400 lira üzerinden uyuşmazlık bedeli yazacaksınız. Fakat burada gerekirse hakem heyeti orada bir amortisman bedeli üzerinden takdir uygulayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben hem burada bu tarz genel durumlarda kargoları ürünlerinizi tespit Teslim ederken mutlaka ve mutlaka paket içeriğini belirtin diye bir bildirdi bulunmak istiyorum sizlere. Hem de aynı zamanda sevgili Orhan kardeşimiz ne yapması gerekiyor o konuda da bir bilgi vermiş olalım hem de MNG kargonun rezilliklerine bir yenisini daha eklemiş olduğunu da buradan sizlere bildirmek istedim. Dostlar özellikle MNG'ye özellikle MNG olmak üzere başta kargo firmalarını ürün teslim ederken lütfen dikkat edin. Başınıza neler gelebileceğine dair ufak bir detay aktarmış oldum size. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.